Merhabalar. Bu hafta hücre konusu, hücre zarı ve hücre zarından madde alışverişlerini işleyeceğiz. Evet, hücre ile başlıyoruz. Hücre ve organizma ilişkilendirmesini yapacağız. Tüm canlılar hücre veya hücrelerden meydana gelir. Mantar, bitki ve hayvanlar çok hücrelidir. Bakteri ve arkeler tek hücrelidir. Yine protist aleminin bir kısmı tek hücrelidir. Bazı canlılar ilkel hücre yapısı olan prokaryot hücre yapısına sahiptir. Bazı canlılar ise zarla çevrili çekirdeği ve zarla çevrili organelleri bulunan ökaryot hücre yapısına sahiptir. Bakteri ve arkeler prokaryot hücreli, protista alemi, mantar alemi, bitki ve hayvanlar alemi ökaryot hücreli canlılardır. Hücre teorisi. Robert Hooke basit bir mikroskopla şişe mantarında hücreyi boş odacık şeklinde görmüştür. Sheldon ve Schwann bitki ve hayvanların hücrelerden meydana geldiğini bulmuşlardır. Virchow ise bir hücrenin başka bir hücrenin bölünmesiyle oluştuğunu sonucuna ulaşmıştır. Hücre teorisinin özellikleri şunlardır. Hücre canlının yapısal ve işlevsel bilimidir. Canlılar bir veya daha fazla hücreden meydana gelir. Her hücre başka bir hücrenin bölünmesiyle oluşur. Kalıtım materyali hücrelerde bulunur ve ana hücreden yavru hücrelere aktarılır. Hücrelerde metabolik olaylar gerçekleşir. Ökaryot ve prokaryot hücrenin karşılaştırılması. Gördüğünüz gibi ökaryot hücrede zarla çevrili çekirdek var ve çekirdeğin içinde DNA yani kalıtım maddesi var. Yine zarla çevrili organeller var. Mitokondri, lizozom, kuful gibi. Prokaryot hücre örneğimiz ise bir bakteri hücresi. Bakteri hücresinde nükleot adı verilen bölge sitoplazmada ve burada kalıtım maddesi olan DNA bulunmaktadır. Ne gerekli enzimler, pigmentler sitoplazmada dağınıktır. Sadece ribozom organeli vardır. Çünkü ribozom organeli zarsızdır. Yine ribozom organeli ökaryot hücrelerde de bulunmaktadır. Ribozom organeli hatırlayalım. Protein sentezi yapan organeldir. Hücrelerine göre canlılar iki gruba ayrılır. Prokaryot ve ökaryot. Prokaryotlar arkeler ve bakterilerdir. Ökaryotlar ise protista, mantar, bitkiler ve hayvanlar alemi canlılardır. Prokaryot hücrenin özellikleri şunlardır. Çekirdek zarı bulunmaz. DNA halkasaldır ve çekirdek adanın denilen bölgede yani nükleot adı verilen bölgede bulunur. Zarlı organelleri yoktur. Sadece ribozom organeline sahiptir. Bakteriler ve arkeler prokaryottur. Ökaryot hücrenin özellikleri ise şunlardır. DNA ve RNA barındıran bir çekirdeğe sahiptir. DNA doğrusaldır. Mitokondri, Golgi aygıtı, endoplazmik retikulum gibi zarlı organelleri vardır. Yine ribozom organeli var. Amip, ögrena ve paramecium gibi bazı tek hücreli canlılar ile bitkiler, mantarlar ve hayvanlar gibi çok hücreli canlılar ökaryottur. Hücre zarı, DNA, RNA, sitoplazma ve ribozom hem prokaryot hem de ökaryot hücrede bulunmaktadır. Hücrenin kısımları. Tabi bu ökaryot hücreye göre hücre zarı, sitoplazma ve organeller olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Ökaryot hücre kısımları ve hücre zarı. Ökaryot bir hücre, hücre zarı, sitoplazma ve organeller, hücre zarı, sitoplazma, organeller ve çekirdek olmak üzere üç kısımdan meydana gelir. Prokaryot, ökaryot hücrelerin her ikisinde de bulunan hücre zarı önemli işlevlere sahiptir. Hücreye şeklini verir, onu korur, madde alışverişini gerçekleştirir, ayrıca hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Evet, akıcı sıvı mozaik zar modeli diyorsak hücre zarının modelidir. Hücre zarıyla devam ediyoruz. Hücre zarı akıcı sıvı mozaik zar modelinde açıklanır. Bu modelde şu şekilde tekrar geri dönelim.
İki sıra halinde karşılıklı dizilmiş fosfolipid. Fosfolipid arasında yerleşmiş kolesterol, protein, hem karbonhidrat hem proteinden oluşan glikoprotein, hem karbonhidrat hem yağdan oluşan glikolipid molekülleri bulunur. Şöyle bir şekil çizdim. Bu şekilde görülenler sadece fosfolipid ve proteinler. Sarı olanlar fosfolipidler. Yuvarlak kısımları fosfor, uzun kısımları lipiddir. Mavi olanlar ise proteindir. Proteinler boylu boyunca olduğu gibi bu şekilde yarayan bir fosfolipid boyunca da olabilir. Peki bunlar dışında ne var? Bir fosfolipid var, iki protein var. Bunlara ek olarak glikolipid. Bunlar küçüktür, böyle bu şekilde büyük değildi. Ve glikoproteinler vardır. Bunlar da hücre zarının yapısında bulunur. Kolesterol de hücre sertlik veren, yani esnek, hücre zarı esnek ya, hücre zarına sertlik veren maddedir. Glikolipid, karbonhidrat ve lipid tabiatında, glikoprotein ise karbonhidrat ve protein tabiatındadır. Hücre zarının yapısı ve özellikleri. Yağ çeşitlerinden olan fosfolipidlerin yapısı baş ve kuyruk olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Yani şu şekilde baş ve kuyruklar var. Baş kısmı suyu seven, kuyruk kısmı ise suyu sevmeyen özellik gösterir. Suyu seven kısmına hidrofilik, sevmeyen kısmına ise hidrofobik denir. Fobik korkudur. Buradan bu şekilde kodlayabilirsiniz. Bu özellikler fosfolipid moleküllerinin çift sıralı dizilerek hücre zarının temel yapısını oluşturmasını sağlar. Hücre zarını unutmayalım, fosfolipidler arasında gömülü proteinler bulunmaktadır. Bunlara ek olarak glikolipid ve glikoproteinler bulunur. Ayrıca hücre zarında kolesterol de bulunur ki hücre zarına bir miktar sertlik verir. Hücre zarında kolesterol de bulunur dedik. Kolesteroller hakkında konuşalım. Kolesteroller fosfolipid molekülleri arasında konumlanmıştır. Yağ çeşitlerinde olan kolesterol molekülleri hücre zarına desteklik sağlar. Kolesterol olmasa hücre zarı daha da akıcı olacak. Fazla kolesterol olduğunda da bu da zararlı. Fazlası da azı zararlıdır. Fazla olduğunda da fazla sert olacak. Bu da hücre için zararlı bir durumdur. Proteinler, proteinlerle fosfolipidlerin arasında gömülü olarak bulunmaktadır. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Proteinler madde taşımasında, enzim aktivitesinde, hücreler arası sinyal aktarımında, hücrelerin birbirini tanımasında, hücrelerin birbirine hücreler arası matrikse bağlanmasında işlev görür. Glikoproteinler ise hücreye özgürlük sağlamaktadır. Yani hücreye özgü, hücreye spesifik. Evet, devam ediyoruz. Glikoproteinler protein moleküllerine karbonhidrat zincirlerinin bağlanmasıyla oluşur. Hücreye gelen maddelerin tanınması, hücrelerin birbirini tanıması, hormonların tanınması ve cevap verilmesi glikoproteinin görevidir. Glikoproteinler az önce dediğimiz gibi hücrelere spesifiklik, yani özgürlük kazandırır. Glikolipidler ise lipid molekülüne bağlı karbonhidrat zinciridir. Glikolipidler glikoproteinlerin işlevlerine yardımcı olmaktadırlar. Hücre zarının yapısında bulunan moleküller zara çeşitli özellikler kazandırır. Hücre zarının bazı özellikleri bunlar, şunlardır. Canlıdır, hareketlidir, esnektir, yarı geçirgendir. Hücreye spesifiklik, yani özgürlük kazandırmaktadır. Bazı canlılarda hücre zarının dışında cansız yapıda hücre duvarı bulunabilir. Hücre duvarı bitki, mantar ve bakterilerde bulunur. Bitkilerde bulunan
Hücre duvarı selüloz yapıdadır. Mantarlarda bulunan ise kitin, bakterilerde bulunan ise peptidoglikan yapıdadır. Hücre zarı ve hücre çeperini karşılaştıracağız. Şöyle demiştik, hücre duvarı bitkilerde, mantarlarda ve bakterilerde bulunmaktadır, cansızdır, hücre zarının dışındadır. Önce hücre zarıyla başlayalım. Canlıdır, yarı geçirgendir, esnektir, hareketlidir, kıvrımlar oluşturabilir. Esnek olması bunu gerektirir. Yapısında organik moleküller bulunur. Hücre çeperi ise ölüdür. Tam geçirgendir, serttir. Hareketli değildir. Kıvrımlar oluşturamaz. Yapısında organik moleküller bulunur. Evet, aşağıda hücre zarı ve hücre çeperinin karşılaştırılması diye zaten yazıyor. Peki hücre zarından madde geçişi nasıl olmaktadır? Hücre zarının önemli görevlerinden biri hücre içi ve dışı arasındaki madde geçişini sağlamaktır. Hücre içi ve dışı arasında madde alışverişi hücre zarı vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Hücre zarından madde geçişi fosfolipid tabakası veya proteinler üzerinden olabilir. Su, iyonlar, tuz, iyot, oksijen ve karbondioksit hücre zarından geçebilir. Glikoz ve diğer monosakkaritler, amino asit, vitaminler, yağ asidi, gliserol hücre zarından geçebilen organik moleküllerdir. Zaten bu saydıklarımızın çoğu monomerdir. Mesela vitamin normal hali hücre zarından geçebilir. Yağ asidi, gliserol bir yağ molekülünün parçalanmasıyla meydana gelen moleküllerdir ve bunların tamamı hücre zarından geçebilecek kadar küçüktür. Hücre zarından geçebilir. Ayrıca üre ve amonyak gibi maddeler de hücre zarından geçer. Gelelim daha büyük moleküllere. Yani disakkarit, polisakkarit, protein, enzim, yağ, ATP gibi büyük moleküller hücre zarından geçemez. Peki geçemiyorsa nasıl taşınacak? Bir bakalım. Şu şekilde hücre zarından madde geçişine örnek var. Burada yağ molekülleri arasından geçiyor. Ve bu aktif taşıma difüzyon çok yoğundan az yoğuna geçmekte. Çok yoğundan az yoğuna geçiş difüzyondur. Bazı maddelerin geçişi enerji gerektirmektedir. Bazı maddeler ise enerji gerektirmeden hücre zarından geçer. Hücre zarından madde geçişi iki şekilde sınıflandırılır. Enerji gerektirmeyen difüzyon ve osmoz. İstersek buna kolaylaştırmış difüzyonu da ekleyebiliriz. Kolaylaştırmış difüzyon, difüzyonun bir şeklidir. Enerji gerektirenler ise aktif taşıma, eksositoz ve pinositozdur. Ve burada ATP harcanır. Bu da pinositoz yerine endositoz da diyebiliriz. Evet. Bazı maddelerin geçişi ise büyüklüğe göre olmaktadır. Yine aynı olayları büyüklüğe göre sayacağız. Küçük moleküllerin geçişi ve büyük moleküllerin geçişi diye sayalım. Küçük moleküllerin geçişini ikiye ayırdık. Pasif taşıma, aktif taşıma diye. Pasif taşıma difüzyon. Difüzyon ikiye ayrılır. Basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon. İstersek bunları tek olarak da alabiliyoruz. Osmoz. Aktif taşıma. Aktif taşımada ne var? Enerji harcanır. Ama bunların tamamı küçük moleküllerdir. Peki büyük moleküller nasıl geçer? Endositoz maddenin içeri alınmasıdır. Endositoz ikiye ayrılır. Fagositoz ve pinositoz. Fagositoz katı maddelerin alınması, pinositoz ise sıvı madde alınmasıdır. Eksositoz ise büyük maddelerin atılmasıdır. Atıklardan atılmadan aklınıza gelsin. Yani küçük moleküllerden difüzyon ve osmoz enerji harcamadan aktif taşıma enerji harcayarak olmaktadır. Yani geçişi olmaktadır. Büyük moleküllerin geçişi ise tamamıyla enerji harcayarak olmaktadır. Endositoz hücre içine büyük molekül alınması, eksositoz ise hücre içindeki maddelerin, atıkların ya da salgıların dışarıya
verilmesi olayıdır. Evet, devam edelim. Maddelerin zardan geçişlerinin karşılaştırılması. Nötr maddeler iyonlardan daha kolay geçer. Negatif yüklü iyonlar ise pozitif yüklülerden kolay geçer. Küçük moleküller büyük moleküllerden, yağda eriyen vitaminler, çünkü çoğunlukla yağ var, oradan aklınıza gelsin. Zarın yapısının çoğu yağdır. Yağda eriyen vitaminler, suda eriyen vitaminlerden daha kolay geçmektedir. Peki difüzyon nedir? Difüzyon az önce dediğimiz gibi küçük moleküllerin geçişi ve enerji harcamadan olan geçiştir. Maddenin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama taşınmasıdır. Enerji harcanmaz. Difüzyon da madde geçişi her iki ortamın madde yoğunluğu eşitleninceye kadar devam eder. Canlı veya cansız ortamda gerçekleşir. Örneğin elimde bir deodorant var, bunu sıktığımda odaya yayılması difüzyon olur, yani cansız ortamdır. Ya da hücre zarından demir maddesinin geçmesi de difüzyon örneği olabilir. Sıcaklık, difüzyon yüzeyi, molekül ağırlığı, yoğunluk ve maddenin hali difüzyon hızını etkiler. Difüzyon dediğimiz gibi pasif taşıma, yani ATP yok. Yani hem canlıda hem de cansızda olabilir. Sıcaklık arttıkça difüzyon hızı artar. Difüzyon yüzeyi ve yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı yine artar. Molekül ağırlığı arttıkça difüzyon hızı azalır. Yani molekül ağırlığı ve difüzyon hızı ters orantılıdır. Aynı maddenin gaz hali sıvı haline göre, sıvı hali katı haline göre daha hızlı yayılır. Yani daha hızlı geçiş, daha hızlı taşıma sağlanmaktadır. Osmoz deyince aklımıza su gelecek. Su moleküllerinin geçişi osmozdur. Yarı geçirgen bir zardan su moleküllerinin yoğunlukların çok olduğu ortamdan yoğunlukların az olduğu ortama geçişleri osmoz olarak adlandırılır. Osmozda enerji harcanmaz. O zaman hem canlı hem de cansız ortamda gerçekleşebilir. Osmozda difüzyondan farklı ortamlar arasında yarı geçirgen zar bulunmaktadır. Osmoz için şöyle bir şekil çizelim. Bir kap var. Önce kabımızı çizelim. Kapı ortadan dediğimiz gibi yarı geçirgen bir zarla bölelim. Yani seçici geçirgen, yarı geçirgen. Her iki tarafa da 100 mililitre su koyalım. Yine diğer tarafa da 100 mililitre su koyalım. Sonra bir tarafa mesela sol tarafa bir de nişasta ekleyelim. Bu durumda şöyle bir geçiş olacak. Sağdan sola su geçişi olmaktadır. İşte buna osmoz denmektedir. Osmoz suyun çok olduğu, yoğun olduğu. Miktar olarak her iki tarafta aynı su var ama sağ taraftaki su daha yoğun çünkü solda nişasta var. Suyun çok yoğun olduğu ortamdan suyun az yoğun olduğu ortama geçişidir. Peki osmoz günlük hayatta kullanılıyor mu, ona bakalım osmoza. Çözülmüş madde moleküllerinin yarı geçirgen bir zardan difüzyonla diyaliz denir. Evet, osmozla ilişkilendireceğimiz konu budur. Böbrek yetmezliği olan hastalarda böbrekler görevlerini tam olarak yerine getiremediğinden kandan süzülerek atılması gereken su, üre, ürik asit gibi maddeler vücuttan uzaklaştırılamaz. Diyaliz makinesiyle bu maddelerin kandan uzaklaştırılması sağlanmış olur. Yani osmoz diyaliz hastalarında kullanılan bir yöntemdir. Kolaylaştırmış difüzyon nedir? Kolaylaştırmış difüzyon normal pasif difüzyon gibi, basit difüzyon gibi yine enerji harcanmadan olur.
ve yine madde çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçer. Tek farkı taşıyıcı proteinler vardır burada. Şimdi bakalım hücre zarındaki taşıyıcı proteinler kullanılarak maddenin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama hareketi kolaylaştırmış difüzyon olarak isimlendirilir. Glikoz, fruktoz, amiyoz gibi maddelerin hücre zarından geçişleri kolaylaştırmış difüzyon ile sağlanır. Aktif taşıma, endositoz, eksositozda enerji gerektiren olaylardır. Az önce demiştik. Aktif taşıma küçük, endositoz ve eksositozda büyük moleküllerin taşınmasıydı. Aktif taşımalı hücre zarından geçebilecek kadar küçük moleküller taşınır. Endositoz ve eksositozda hücre zarından geçemeyecek kadar büyük moleküllerin taşınması söz konusudur. Aktif taşımada madde az yoğun olan ortamdan çok yoğun olan ortama doğru enerji harcayarak taşınır. Yani yön difüzyonun tersi. Difüzyonda çok yoğun olan ortamdan az yoğun olan ortama taşınma söz konusuydu. Aktif taşımada az yoğundan çok yoğuna taşınma vardır. Zardan geçebilen maddeler taşınır. Az yoğundan çok yoğuna geçiş vardır. İki ortam arasındaki yoğunluk farkı aktif taşıma ile daha da artar. Enzim kullanılır, ATP harcanır. Bu nedenle canlı hücrelerde gerçekleşir. Taşıyıcı proteinler görev yapar. Örnek olarak sinir hücrelerindeki sodyum potasyum pompasını verebiliriz. Endositoz. Evet, burada büyük moleküller var. Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük moleküllerin hücre zarı tarafından cep oluşturularak içeri alınmasına denir. Büyük moleküller içeri alınmaktadır. Besin maddelerinin hücre içine alınmasını sağlar. Enzim kullanılır, enerji harcanır. Bu nedenle canlı hücrelerde gerçekleşir. Hücre zarının miktarında azalma meydana gelir. Hücre içinin ve dışının yoğunluk farkının önemi yoktur burada. Ve bitki hücrelerinde endositoz görülmez. Fagositoz, katı maddelerin, pinositoz ise sıvı maddelerin içeri alınmasıdır. Peki, eksositoz nedir? Eksositoz, hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin dışarı atılmasıdır. Eksositoz ile salgı maddeleri atılır. Hormonlar, enzimler ve metabolik atıklar hücre dışına atılmaktadır. Bitki hücrelerinde eksositoz gerçekleşir. Hücre zarının miktarında artış gözlenir. Enzim kullanılır. Enerji harcanır. Bu nedenle sadece canlı hücrelerde gerçekleşir. Bitki hücrelerine gerçekleşir demiştik zaten bunu. Hücre içi ve dışındaki yoğunluk farkının eksositozda da önemi yoktur.